Herkese iyi akşamlar. Maçın değerlendirmesine gelince, maça çok iyi başladık. Çok iyi hazırlanmıştık. Buraya kazanmak için gelmiştik. Bütün planımız buydu. Çünkü Fenerbahçe futbol takımı her zaman her yerde kendi oyunu rakibe kabul ettirmeye çalışan, kazanmak için sahada işini yapar. Biz de bugün ilk yarı öne geçtik. 2-3 tane daha çok net pozisyonlarımız vardı. Maalesef bunları değerlendiremedik. İkinci yarı oyun dengede giderken Novan sakatlanması ve orada orijin bir alternatif oyuncumuzun olmamasından dolayı mecburiyetten öndeki hücumsal anlamda en etkili oyuncularımızdan birini oraya çekmek zorunda kaldık. Bununla beraber hücum gücümüz azaldı, oyun gücümüz zayıfladı. Oyun gücümüzün zayıfladığı anlarda ben başka bir hamle yapmayı düşünürken daha iyi hücumu force edecek, daha hücum organizasyonlarımızı zenginleştirecek, pozisyona girecek iki hamle vardı kafamızda. Hocalarım da bunu yaparken bu sakatlık oldu. Bu sakatlık olduktan sonra oyun gücümüz azalınca Sivasspor'da üzerimize gelmeye başladı. Birkaç pozisyonlar buldu. Bu arada bir golü yedik. Daha sonra çünkü öyle bir oluyor ki sahanın içinde şimdi 4 tane yerli oyuncumuz var. Birini aldığınız zaman 3 tane kalıyor. Tekrar onun yerine başka bir oyuncu koyamama gibi bir durumlarla karşı karşıyasınız. Ama sonuç olarak oyunun son bölümünde de gene yaptığımız bir hamlelerle yani birbirine beraberliğe yetinmek gibi bir niyetimizin olmadığını onu da göstermiş olduk ama golü bulamadık. Sonuçta ikinci yarı yani bu sakatlıklardan dolayı istediğimiz gibi bir oyunu ortaya koyamadık ama ilk yarı çok iyi oynadık. Benim istediğim Fenerbahçe bu. İlk yarıdaki oyunu onu geliştirerek daha iyi bir yol kat etmek istiyoruz. Berabere bitti. Her iki takım da iyi mücadele ettiği bu soğuk havada her iki takım oyuncularını da tebrik ediyorum. Sivasspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim. Şimdi doğru söylüyorsun, doğru gözlemlemişsiniz. Biliyorsunuz ben yalan konuşmam. Gustavo'ya sorduk, daha önce de sol bek oynamışlığı vardı ama yapabilir misin dedik yani. Çünkü orada bir orijinal, bir de genç altyapıdan bir oyuncumuz vardı, Çağatay. Yani sonuçta şimdi karşımızdaki takım Sivas takımı. Antrenör de Rıza Hacı, çok tecrübeli bir teknik direktör. Çok dikkat etmemiz gerekiyordu. Şimdi orada... Şimdi altyapıdan yeni gelen bir çocuğumuzu oynatırsak böyle bir maçta, kritik maçta daha fazla sorun yaşayabileceğimizi düşündük. Yani daha tecrübeli, daha dengeli orada bundan önce oynamışlığı vardı. O da ben dedi zaten şu an fizik olarak tam hazır olmadığı için çok fazla ben bunu yapamayabilirim dedi. Ama hoca isterse oynarım deyince bu sefer biz de Pelkas Berişe'yi oyun alarak bu sefer Bright'i oraya çekmek zorunda kaldık. Bu sefer de oyun gücümüz azaldı. Ondan sonra zaten Sivas üzerimize gelmeye başladı. Sivas'ın üstünlüğü ortaya çıktı. Yani bugün siz de gördünüz. Siz de takdir edersiniz ki ilk yarı yani kendi evimizde oynar gibi oyunu domine eden yani beklentilerin üzerinde bir Fenerbahçe vardı. Tam istediğimiz gibi, kurguladığımız gibi her şey yolunda gidiyordu. Gayet de güzel bir futbol ortaya koyduk. Öne geçtik, pozisyonlar bulduk. Ama dediğim gibi yani burada bazı mevkilerde benim ön tarafta rakibe tehdit olacak oyuncumu mecburiyetten arka tarafa çektim. Çünkü 1-0 galipsiniz. Oyunu bir şekilde tutmam lazım. Kimle tutacaksınız? Güvendiğiniz oyuncu olur, kuvvetli oyuncu olur, orada oynamasını bilen oyuncu olur en azından. Veya deneyimli olan bir oyuncuyla bunu yapabilirsiniz. Bright'ı oraya aldıktan sonra bizim bütün dengemiz bozuldu. Bozulunca da tabii ki rakip de üzerimize gelince üstünlük sağladı. Sonuç olarak bugün yenilmedik en azından 1-1, 1 puan. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Dediğim gibi yani yine Sivasspor'a da başarılar dilerim. Her zaman Fenerbahçe'nin hedefleri vardır ve bitmez. İlk yarıdaki oyunu gözünüzün önüne getirin. Bu oyunun üzerine bu takımın birazcık da yani ilave ettiğini, geliştiğini görürseniz o zaman Fenerbahçe'nin nasıl 3 kulvarda da gidebileceğini tahmin edebilirsiniz. Ama bazen de elinizden gelen bir şey olmuyor. Yani bazı birdenbire hesapta olmayan sakatlıklar oluyor, cezalar oluyor, hastalıklar oluyor. Bu şu an bizim elimizde olan bir şey de değil. Ama dediğim gibi başkanımız dönüşlerimizde göreceğiz. Ne olur, ne biter, ne yapabiliriz? Onları beraber birlikte düşünerek kararını vereceğiz. İlgili
Çok ciddi. Ciddiymiş. Doktor bana ilk söylediği şey, çok ciddi bir sakatlığı var dedi. Üstüne basamıyor, yürüyemiyor. Alçıya falan almışlar galiba. Yani ciddi bir sakatlığı var. İnşallah bir an önce toparlar, aramıza döner. Vallahi başkanımıza konuşacağız, yöneticimize. İnşallah oraya orijin bir sol bek alırız diye düşünüyorum. Yani almak zorundayız yani şu anda. Ama tabii bir de kulübümüzün kriterleri var. Bunları da göz önünde bulunduracak başkanımız, yöneticimiz hep beraber ne yapabiliyorsak onu yapacağız. Belki de olmayacak, bilmiyorum yani. Ona göre bakacağız. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar.